Ben Semih Aşıkovalı, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp ve Genetik Anabilim Dalı Başkanıyım. 2 yıldır üniversitemizde çalışmaktayım. Tıp Fakültesini Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde bitirdikten sonra Ege Üniversitesi Tıp ve Genetik Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimimi tamamladım. Projemiz öncelikle üniversitemiz açısından 2022 yılında tek kabul edilen 1001 projesi olduğu için araştırma geliştirme anlamında çok büyük bir önem teşkil ediyor. Diğer taraftan proje konumuz obezitenin genetik etiyolojisini açıklamak. Bu anlamda da Hatay'da çalışmanın bir avantajını kullanmaya çalışacağız. Biliyoruz ki toplumda akraba evlilikleri bazı hastalıkların daha sık gözlenmesine sebep oluyor. Hatay'da da akraba evliliği oranının daha yüksek olmasından dolayı bunu bir avantaj aslında çevirerek bir proje yazdık ekip arkadaşlarımızla birlikte. Günümüzde obezitenin genetik sebeplerini sadece %2 ila 5 kadarı açıklanabiliyor. Geri kalan açıklanamayan çok büyük bir kısım var. Bu anlamda tüm dünyada bilimsel çalışmalar sürdürülmekte. Özellikle yurt dışında Avrupa ülkelerinde diğer toplumlardan alınan kanlarda bu testler, bu projeler yürütülüp yurt dışındaki üniversiteler daha ön plana geçip parlıyorlar bilim dünyasında. Biz de kendi imkanlarımızla obezitenin genetik etiyolojisine TÜBİTAK'ın da destekleriyle katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Projede ümit ettiğimiz, inşallah gerçekleştiririz diye düşünüyorum. Daha önce obezite ile ilişkisi açıklanamamış bir tane gen keşfetmek istiyoruz. Bu gerçekten bilim dünyasında da bu sayede kabul göreceğine inanıyoruz. Onun haricinde projemizde obezitenin genetik ve genetik olmayan sebepleri de halk sağlığından da bir hocamız var çalışmamızda irdeleneceği için proje çıktı sonuçları resmi kurumlarla paylaşılacak. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile ve İleriye yönelik obezitenin önlenmesine dair ülkemizde neler yapılabilir? Bunları da resmi kurumlarla paylaşacağız. Tüm samimiyetimle söyleyebilirim. TÜBİTAK aslında bütün projeleri çok kıymetli ve değerli. Sizin araştırma yapacağınız bütçeye göre farklı proje çeşitleri var. Örnek veriyorum, 1002 hızlı destek programıyla çok hızlı bir şekilde TÜBİTAK'tan destek alıp hedeflediğiniz araştırmayı gerçekleştirebilirsiniz. 1001 ise üniversite düzeyinde orta büyük çaplı diyeyim projeler için biçilmiş kaftan. Genellikle %15 civarında bir kabul oranı oluyor tüm projelerin. Bu anlamda aslında üniversitelerin de kendi arasında bir yarışa sebebiyet veriyor bu tarz projeler. Bizim üniversitemizden de böyle bir proje çıkıp araştırmayı böyle bir projeyle yapıyor olmak gurur verici. Samimi olmak gerekirse biz bu dönem için iki başvuru yapmıştık hocalarımızla. Bir tanesi ön değerlendirmeyi bile geçemedi. Hani işin kısmını da herkese samimiyetle söylemek gerekir diye düşünüyorum. Diğer projemiz kabul oldu. Toplamda 264 proje 2022 ikinci dönemde sağlık bilimleri alanında değerlendirmeye alınan. 250'si ön değerlendirme sonrasında hakemlere, jürilere gidiyor. Toplamda 34 proje desteklenmiş. %13,5 civarı bir oran yapıyor. Hatay çok kültürel mozaikliğin olduğu çok kıymetli bir şehrimiz. Buradaki genetik çalışmalar ya da yapılacak her türlü çalışmalar çok büyük öneme sahip. Burada bir genetik hastalıklar değerlendirme merkezi şu an için yok. İnşallah yakın zamanda rektör hocamızın Hatay'daki artık hayırseverlerin mi diyeyim destekleriyle bir genetik hastalıklar değerlendirme merkezi kurulursa eğer çok daha farklı hastalıklarda, çok daha farklı dünyada belki de azımsanmayacak öneme sahip yeni keşifler olacaktır. Bu anlamda açıkçası herkesin desteğini bekliyoruz.